Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türlerin kökeni konusunda kalmıştık. En son ne işledik? Üreme yalıtımından bahsettik. Prezigotik ve postzigotik engelleri söyledik arkadaşlar. Şimdi geliyoruz bunları daha da detaylandırmaya. İlk önce prezigotik engellerden başlayacağız. Prezigotik engeller nelerdi? Habitat yalıtımı, zamana bağlı yalıtım, davranışa dayalı yalıtım, mekanik yalıtım ve gamete dayalı yalıtımdı. Bir de postzigotik engeller vardı. Bunlar neydi? Hibritin yaşama yeteneğini indirgeme olayı vardı. Hibrit verimliliğini yani indirgeme yani kısırlık olayı vardı. Bir de hibrit kırılması dediğimiz bir olay vardı. Şimdi bunları bir anlatalım. Arkadaşlar, prezigotik engeller dediğimiz engeller İlk olarak habitat yalıtımından başlıyor. Nedir habitat yalıtımı? Aynı alan içerisinde fakat farklı habitatları işgal eden iki tür var arkadaşlar. Bunlar birbirlerinden işte sıra dağlar gibi böyle işte veya nehirler gibi belirgin faktörlerle eğer engellenmişse biz buna habitat yalıtımı diyoruz. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Buna rağmen birbirleriyle nadiren karşılaşma ihtimalleri vardır. Habitat yalıtımında böyle bir durum söz konusudur. Mesela iki tane jartiyer yılan türü var. Aynı coğrafik alanda bulunuyor arkadaşlar ama biri suda yaşıyor, diğeri karada yaşıyor. Yani bunların aslında bir habitat yalıtımı vardır ve aynı cinse ait iki farklı yılan türüdür bunlar. Yani aslında birbirlerine yakın akrabalar ama farklı türe aitler. Bunların birisi suda yaşıyor, birisi karada yaşıyor. Dolayısıyla habitat yalıtımı bunların üremesine yani birlikte çiftleşmesine engel olur. O zaman yazalım. Aynı alan içerisinde farklı habitatlarda habitat neydi? Unutmayın, bireyin yaşam alanıdır arkadaşlar. Farklı habitatlarda yaşayan iki tür birbirlerinden sıra dağlar gibi fiziksel engellerle veya coğrafik engel de diyebiliriz. Coğrafik engellerle ayrılmamış olmasına rağmen birbirleriyle nadiren karşılaşırlar. Yani burada değişik bir şey yazdım arkadaşlar. Karşılaşırlar olacak şurası. Şimdi burada bakın şöyle bir durum söz konusu. Mesela arada bir sıra dağ yok, arada bir nehir yok ama bunlar birbirleriyle nadiren karşılaşıyor. İşte biz buna habitat yalıtımı diyoruz. Nedir? Örneğimizi de yazalım. Örnek. Şimdi burada yılanın cinsini ben yazmışım da okuması birazcık sıkıntı. Tamnopsis. Evet, okuması da bu şekilde. Tamnopsis arkadaşlar. Cinsine ait iki jartiyer yılan türü aynı coğrafik alanda bulunmasına rağmen biri suda, diğeri karada yaşar. İşte bu arkadaşlar habitat yalıtımı örnektir. Mesela bize soru olarak nasıl çıkabilir? Böyle bir örneği verir. Der ki yukarıda verilen işte örnekten aşağıdakilerden hangisi örneklendirilmiş diye sorabilir arkadaşlar. Veya işte habitat yalıtımının ne olduğunu açıklar. İşte aşağıdaki örneklerden hangisi buna uyar gibi sorular sorulabilir. Karşımıza belki işte ÖABT kitaplarında çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü ÖABT kitapları bu engelleri almamış yani en azından benim baktıklarımı almamış arkadaşlar. Bunları almadığına göre büyük ihtimal sorusu da yok.
Ama biz yine tabii ki bileceğiz ne olduğunu, habitat yalıtımını. Şimdi geliyorum. Aslında ÖABT'nin, yani biyoloji için söylüyorum, en büyük sıkıntısı soru sıkıntısı. Çünkü belli başlı zaten iyi olan yayınlar var. Ben dediğim gibi ben bir tane yayın almıştım. İsmini söylemeyeyim ama çok aşırı saçma sapan sorular sormuş. Soruya bakıyorsunuz. Hani öğrendiğimiz veya işte Campbell'da bile geçmeyen şeyler var arkadaşlar. Tamamen üniversite düzeyinde. Yani belli ki hazırlayan kişi üniversitede öğretim görevlisi. Bu kendi anlattıklarını soru olarak yazmış. Yani öyle düşünün. Hani Campbell'a falan bağlı kalmamış veya ÖABT, diğer ÖABT kitaplarına bağlı kalmadan yazmış. Bu durumda tabii ki bizler için sorun oluşturuyor. Ama mesela PGM'e bakıyorsunuz, yargıya bakıyorsunuz veya ihtiyaç yayınlarına bakıyorsunuz. Bunların soruları da tamam güzel ama bazı durumlarda yetersiz kalabiliyor. Mesela habitat yalıtımı ile ilgili veya işte postigotik, prezigotik engellerle ilgili ben buralarda pek fazla soru bulacağımı düşünmüyorum. Varsa bile belki aralara böyle karışmış az sorulardır. Ama dediğim gibi yine bunları biz çalışıp bilelim. Gelelim ikincisine. İkincisi de arkadaşlar zamanlamaya dayalı yalıtım. Yani zamana dayalı yalıtım. Şimdi burada nasıl bir yalıtım var? Bakın neyin zamanına? Şöyle. Günün farklı mevsimlerinde, şey günün farklı mevsimi yalnız ne güzel söyledim. Günün farklı zamanlarında arkadaşlar ya da farklı mevsimlerde işte farklı yıllarda üreyen türlerde gametler bir araya gelmediği için tabii ki ne olacak? Zamanla dayalı yalıtım gerçekleşecek. Örnek verelim. Kuzey Amerika'da yaşayan benekli kokarca var. Bir de bakın bir doğu benekli kokarcası var, bir de batı benekli kokarcası var. Bu türlerin yayılış alanları çakışıyor fakat bunların biri kışın, diğeri yazın çiftleşiyor. Ne oldu bakın? Zamana dayalı yalıtım. Biz buna zamana dayalı yalıtım diyoruz. Şöyle de olabilir zamana dayalı yalıtım arkadaşlar. Birinin işte gamet üretme mevsimi diyelim ki hani ay olarak söyleyeyim. Gamet üretimi Nisan ayında gerçekleşirken genellikle bitkilerde olur bu. Diğerininki Mayıs'ta Haziran'da gerçekleşir. İşte bu da nedir yine zamana dayalı yalıtımdır. O zaman yazalım. Günün farklı zamanlarında farklı zamanlarında, farklı mevsimlerde ya da farklı yıllarda üreyen türlerde görülür. Türlerde görülür. Yani bunların gametleri birbirine karışmıyor. Örneğini de yazalım arkadaşlar. Örnek diyelim şöyle. Örneğimiz neydi? Kuzey Amerika'da Doğu benekli kokarcası ve Batı benekli kokarcası. Habitatları karışmasına rağmen, yani habitatları kesişmesine rağmen biri kışın, biri yazın çiftleşir. Yazın çiftleşir. İşte bu bizim zamana dayalı yalıtımımızdır. Gelelim üçüncüsüne arkadaşlar. Üçüncüsü de davranışa dayalı yalıtım. Üç. Davranışa dayalı yalıtım. Arkadaşlar, davranışa dayalı yalıtım da şöyle. Bakın. Kur yapma dediğimiz bir olay var, değil mi? Biliyoruz bunu. Hayvanlarda çokça görülüyor kur yapma olayı. Arkadaşlar, kur yapma ritüelleri, daha sonra işte diğer davranışlar her biri türe özgüdür. Ve yakın akraba türler arasında bile üreme engeli oluşturur. Yani mesela aynı cinsten kuş türü var diyelim ki. Biri farklı kur yaparken diğeri farklı bir kur yapabilir. Dolayısıyla birbiriyle aynı cinsten olmalarına rağmen bunlar arasında ciddi anlamda üreme engeli oluşturuyor arkadaşlar. Örnek verelim. Galapagos Adaları. Evrimde bahsettik Galapagos Adaları'nda. Burada yaşayan mavi ayaklı sümsük kuşu var arkadaşlar ve sadece kendi türüne özgü kur yapma davranışı yapıyor. Erkek ayağını yukarıya kaldırarak kur yapıyor ve dişi de bunu bu şekilde tanıyor.
Ama bunun yakın akrabalarından bir tanesi diyelim ki karşısına gelse, bu kur yapma olayını anlamayacağı için üreme engeli oluşmuş oluyor. O zaman yazalım. Kur yapma ritüelleri ve diğer davranışlar türe özgüdür. Yakın akraba türler arasında bile üreme engeli oluşturur. Üreme engeli oluşturur. Örneğimizi de yazalım. Örnek. Galapagos adalarında yaşayan mavi ayaklı sümsük kuşu sadece kendi türüne özgü kur yapar. Ne yapıyor? Erkekler ayağını yukarı kaldırarak kur yapar. Arkadaşlar, yani böyle bir kur yapma olayı bunların yakın akrabalarında yok. O yüzden de zaten sadece kendi türüyle karşılaşıyor. Davranışa dayalı yalıtım dediğimiz olay bu şekilde. Kur yapmayla ilgili olan yalıtımdır. Şimdi gelelim diğer bir yalıtıma. Mekanik yalıtım arkadaşlar. Şöyle dört diyorum. Mekanik yalıtım. Mekanik yalıtımda peki ne engel olacak? Burada da çiftleşme girişimi var. Fakat bakın, giderek çiftleşmeye başlıyorlar. Hani buralarda tamamen engeller vardı. Artık mekanik yalıtımda çiftleşme girişimi var. Ama morfolojik farklılıklar arkadaşlar çiftleşmenin başarısız olmasına sebep olur. Örnek verelim. İki tane yine burada cins ismini yazmışım ama arkadaşlar cins ismini okuması birazcık sıkıntı. Yazarken okurum bu arada. İşte bir cinsten iki farklı salyangoz türünün kabukları farklı yönlere kıvrımlıdır. Bakın, birisi merkeze doğru gidildiğinde saat yönünde kıvrılırken diğeri saat yönünün tam tersinde kıvrılmıştır. Ve bunlar, hani biri saat yönünde biri ters yönde ya, çiftleşme girişimi için üst üste veya işte yan yana geldikleri zaman kabuklarının şeklinden dolayı bir araya gelemiyorlar arkadaşlar. İşte biz buna ne diyoruz? Mekanik yalıtım diyoruz. O zaman yazalım. Çiftleşme girişimi yapılır. Fakat morfolojik farklılıklar çiftleşmenin başarılı olmasını engeller. Çiftleşmenin başarılı olmasını engeller. Örneğimizde yazalım. Örnek. Ne dedik? Brady Bynum. Evet. Bu arada şeyde nasıl söyleyeceğim bunları bilmiyorum. Üniversitede Latince'ye birazcık daha hakim olmuştum ama üstünden 6 sene geçti arkadaşlar mezun olalı. Ve 6 senede inanın Latince gitmiş benden. Zaten hani TYT AYT anlatıyorum ben. TYT AYT'de de bu Latince isimler çok fazla kullanılmadığı için dolayısıyla birazcık okumam zayıflamış Latinceleri. Ama zamanla gelişeceğini umuyorum inşallah. Size sınıflandırmayı anlatırken herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Evet, söylüyorum, yazıyorum hatta buraya. Brady Baena cinsi. Evet. Brady Baena cinsi arkadaşlar iki farklı salyangoz ya da iki salyangoz türünün kabukları farklı yönlere doğrudur. Çiftleşme açıklıkları denk gelmez. İşte birininki biraz aşağıda kalırken diğerininki yukarıda kalabilir veya işte sağlı sollu denk gelmeyebilir arkadaşlar. Gelelim
Son artık prezigotik engelimize 5. engelimiz arkadaşlar. Bu da gamete dayalı yalıtım diyeceğiz. Gamete dayalı yalıtım. Burada nasıl bir yalıtım söz konusu? Arkadaşlar, bir türün spermleri diğer türün yumurtasını döllemeyebilir. Yani bu da nedir? Zaten gamete dayalı yalıtımdır. Şöyle düşünün. Mesela memelilerin, hatta ben şöyle söyleyeyim. Memelilerin yumurtasında zona pellucida dediğimiz bir tabaka var. Bu zona pellucida tabakası, memeliler demeyelim hatta arkadaşlar, insanların diyelim. İnsanların yumurtasında zona pellucida dediğimiz bir tabaka vardır. Spermler geliyor ya, sperm içeriye girdiği zaman bu zona pellucida tabakası işte sperm çekirdeğini bırakınca hemen kalınlaşır, sertleşir ve diğer spermlerin girişini engeller. Bu zona pellucida tabakası ayrıca farklı türden gelebilecek olan spermi tanır ve sertleşerek onu almaz arkadaşlar içeriye. İşte biz buna gamete dayalı yalıtım diyoruz. Mesela örnek olarak burada farklı bir örnek yazmışım. Deniz kestanesi gibi sucul canlılar vardır mesela. Bunların çok yakın olan bazı akrabaları arkadaşlar işte birbirlerinden yalıtılmıştır. Yani gamete dayalı yalıtım burada görülüyor aslında. Ama ben isterseniz kendi yazdığım, kendi söylediğim örneği yazayım buraya. Ben hani Campbell'dan örnekleri aldım ki size biraz daha açıklayıcı olsun diye. Ama benim örneğim burada daha açıklayıcı olur diye düşünüyorum. Şöyle yazalım. Bir türün spermleri diğer türün yumurtalarını döllemeyebilir. Döllemeyebilir. Örneğimizde yazalım. Örnek. Direkt insan yumurtasındaki zona pellucida tabakası başka türden spermin yumurtaya girişini engeller. İşte bu da bizim gamete dayalı engelimizdir. Evet, böylece prezigotik engelleri bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi geçelim postzigotik engellere. Burada da postzigotik engelleri anlatıp yine bu videoyu bitireceğim. Sonraki videoda diğer tür tanımlarından, türleşmeden bahsedeceğiz arkadaşlar. Sonra da yavaş yavaş artık sınıflandırmanın içerisine gireceğiz. Şöyle değiştiriyorum. Postzigotik engeller diyorum başlık olarak. Postzigotik engeller. Postzigotik engellerden ilki arkadaşlar, birincisi hibritin yaşama yeteneğinde indirgenme. Evet, şimdi burada nasıl bir olay var? Arkadaşlar, diyelim ki döllenme gerçekleşti. Birey oluştu. Yani zigot oluştu, işte büyüdü, gelişti falan. Ama bunun yaşama yeteneğinde bir indirgeme olayı olacak. Yani şöyle, bulunduğu ortamda yaşamını sürdüremeyecek arkadaşlar. Biz buna hibritin yaşama yeteneğinde indirgeme diyeceğiz. Şöyle bir durum, örnek verelim. Ensantina cinsi bazı semenderler var. Bunların alt türleri arkadaşlar zaman zaman işte birbirleriyle çiftleşiyorlar ve yeni canlılar oluşuyor. Fakat bunların hibritleri gelişimlerini tamamlayamıyor. Yani gelişimlerini tamamlamadan ölüyorlar arkadaşlar. Biz burada hibritin yaşama yeteneğinde indirgeme olayı diyoruz. Zaten prezigotik engelleri bildiğiniz zaman biraz daha hani birbirine benzeyenler onlardır. Bunları kolaylıkla çıkarırsınız ki onları da zaten isminden bakarak çıkarabiliriz. O zaman şöyle yazalım. Farklı atasal türlerin genleri hibritin gelişimine ya da bulunduğu ortamda yaşamını sürdürmesine
zarar verebilir. Zarar verebilir. Yani aynı türün genleri bir araya geldiği zaman hani yaşama uyum sağlarken farklı türlerin genleri bir araya geldiği zaman aynı olayı sağlamayabilir arkadaşlar. Yani buna zarar verebilir. Örneğimizde yazalım. Örnek. Ensatina cinsi bazı semender türleri zaman zaman hibritleşme dediğim, yani çiftleştikten sonra yavruları oluyor. Hibritleşme gerçekleştirdikleri bölgelerde ve habitatlarda yaşam sürerler. Habitatlarda yaşam sürerler. Fakat hibritlerin çoğu gelişimlerini tamamlayamaz. Yani şöyle bir durum söz konusu. Mesela diyelim ki A bölgesinde yaşayan bir birey var arkadaşlar. Bir semender var. Burası A bölgesi olsun. Şurası da B bölgesi olsun. İkisinin kesiştiği bir bölge var. Bakın burada bir semender var. Burada da bir semender var ve bunlar buraya geldi, çiftleştiler. Farklı tür bunlar. Buraya gelip çiftleştiklerinde artık burada yaşamaya başlıyorlar ve bir yavruları oluyor. Bu yavru arkadaşlar ne yapıyor? Zamanla gelişimini tamamlayamayıp ölüyor. İşte bunların genleri aslında bu yavruya ne yaptı? Zarar vermiş oldu. Gelelim bir diğerine. Hibrit verimliliğinde indirgeme diyeceğiz arkadaşlar. 2. Hibrit verimliliğinde indirgenme. Bu nasıl olacak peki, hibrit verimliliğinde indirgenme? Arkadaşlar, hibritler güçlü olabilir ama kısırdırlar. Bakın, hibritler güçlüdür. Ortama uyum sağlar, yaşarlar ama kısırdırlar. En iyi örneğimiz nedir? Katırdır, değil mi arkadaşlar? Veya diğer bir ismiyle bardo dediğimiz, işte atla eşeğin çiftleşmesiyle oluşan yine bir canlı daha var. Bardo. Bunlardan birazdan bahsedeceğim. Bunlar aslında yaşama uyum sağlamışlar ama kısırdırlar. Evet, yazalım. Hibritler güçlü olsa da, bazen yanlış yazabiliyorum, düzeltmiyorum buradan ama siz düzeltirsiniz. Güçlü olsa da kısır olabilirler. Evet, örneğimizi de yazalım. Örneğimiz erkek eşek, bakın. Erkek eşek ve dişi eşek. Dişi eşek değil aslında, dişi at olması lazım burada. Arkadaşlar, erkek eşekle dişi at bir araya geldiğinde, çiftleştiklerinde ne oluşuyor? Katır oluşuyor. Şimdi katır yaşayabilir ama nedir? Kısırdır. Veya başka bir örnek. Erkek at dişi eşek olunca ne olur bu sefer de? Bu sefer de bardo dediğimiz bir canlı oluşuyor. Bu da yine arkadaşlar nedir? Kısırdır. Evet, hibrit verimliliğinde indirgeme dediğimiz olay bu şekilde. Şimdi gelelim hibritin kırılması olayına. 3 hibrit kırılması. Peki bu hibrit kırılması dediğimiz olay nedir? Arkadaşlar, ilk kuşakları, bakın, bazı hibritlerin ilk kuşakları yaşamını sürdürebiliyor ve verimlidir. Fakat kendi aralarında çiftleştikleri zaman yeni oluşan yavrular ya dayanıksız oluyorlar ya da kısır oluyorlar. Biz buna hibrit kırılması diyoruz. Yani eğer yeni oluşan yavrular kısır olmasaydı veya dayanıklı olsaydı ne olacaktı? İleriki nesiller devam edecekti. Yani yeni bir tür oluşacaktı. Ama burada hibrit kırılması dediğimiz olay gerçekleşir. Ya kısır olurlar ya da yaşayamazlar. Dolayısıyla hibrit kırılması olur. Yazalım. Bazı hibritlerin ilk kuşakları yaşamını sürdürebilir. Ve verimlidir.
Fakat kendi aralarında çiftleştiklerinde, yavrular ya dayanıksız olur, ya dayanıksız ya da kısır olur. Kısır olurlar. İşte biz buna ne diyoruz? Hibrit kırılması diyoruz arkadaşlar. Böylece prezigotik, postzigotik engelleri işlemiş olduk. Daha fazla devam etmeyeceğim. Zaten video yeterince uzun oldu. Bir sonraki videoda diğer tür tanımlarından bahsedeceğim arkadaşlar. İşte morfolojik tür, ekolojik, filogenetik tür gibi. Sonra arkadaşlar türleşme olayından bahsedeceğiz. Alopatrik türleşme, simpatrik türleşme nasıl gerçekleşiyor? Bunları işleyip o videoyu da bitireceğiz. Sonrasında ise sınıflandırma birimlerine gireceğiz. Yapay sınıflandırma, doğal sınıflandırma bu şekilde konularımız devam edecek. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.